Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'tan bir şey gelmezse. Allah-u Teala'nın ve bir peygamberin ismini emir ve nehi, herhangi bir hükmünü eğlenceye almak. Yani namazı eğlenceye almak gibi, kısası eğlenceye almak gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ehil eşek etini yemeyi yasakladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu emrini alaya almak gibi. Veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir kadınıyla halasını, teyzesini aynı nikah altında toplamayı yasakladı. Bununla alay etmek gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yasakladığı herhangi bir olayı, herhangi bir hadiseyi, herhangi bir yenilecek, içilecek bir şeyi alaya almak gibi. Onun emrini ama yapın dediğini, ama yapmayın dediğini alaya almak. Veya Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinde ve hadisi kutsi'de beyan edilmiş, yapın veya yapmayın dediği herhangi bir şeyi alaya almak. Veyahut da Cenab-ı Hak bir şey vaat etmiş. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği bir şeyi alaya almak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şeyi vaat etmiş. Onun vaat ettiği şeyi alaya almak. Bunlar ne almış oluyor? O zaman küfür olmuş oluyor. Veyahut da Allah bunu bana emretseydi yapmazdım. Allah bana bunu emretmiş olsaydı yapmazdım. Şimdi bu sözü hatırlayacaksınız siz şimdi. Cebrail bana emretmiş olsaydı bir şeyi yapmazdım. Yani Hazreti Cebrail aleyhisselam gelecek, ona bir şeyi emredecek. O diyecek ki Cebrail kardeşim dur. Bunu yapmam. Kıble bu tarafta olsa kılmazdım. Cenneti bana verse girmezdim. Bütün bu hastalık ve sıkıntılar arasında bir de bana namazı borç etmesi zulümdür. Bunlar benim duyduğum lafızlar. Ha. Böyle aklıma gelen duyduğum lafızları sıraladım. Bunların hepsi de küfür. Ben cenneti bana verseydi ben girmezdim. Yani hasta da olsanız namazınızı kılın. İşte oturduğunuz yerde kılın, ima ile kılın. Ne bileyim başınıza bir tane, yanınıza bir kiremit alın, bir taş alın. Oraya teyemmüm ederekten hani oturduğunuz yerde de namazı kılabilirsiniz. Ya bu böyle bir zulüm var mı dedi ya. Bu hem hastayım dedi. Hem de dedi namaz kılınacak. Hani kendince böyle bir din, böyle bir din, böyle bir Allah tanımıyor. Allah muhafaza eylesin. Yine zulme uğrayan bir kimse ne yapalım? Allah'ın takdiri böyleydi. Demesi üzerine zulmeden kimse hayır ben Allah'ın takdiri olmadan yaparım dese. Yani bir kimse bir hadise yaşıyor, zulme uğruyor. Birisi zulmediyor ona. Adam mesela birisinden alacağını almış, helallaşmışlar, bitmiş. 3 yıl sonra tekrar geliyor. Diyor ki bana borcun var. Ya ödediydik, bittiydi, bitmedi senin borcun.
karşıdaki adamın o senet olmuş ama işte karşılıklı hatırdan ama karşılıklı güvenden o senedi almamış. Yok veririz demiş, yok 3 gün sonra demiş, yok 10 gün sonra, yok kasada kaldı, yok masada kaldı, yok köyde kaldı, yok kentte kaldı. Bir şekilde samimiyet de var ya, senedi vermemiş. Ondan sonra tekrar ondan alacak istiyor. Ya zulmediyorsun diyorsun. O da diyor ki sen zulmediyorsun ama takdir böyleymiş diyorsun. O diyor ki ben Allah'ın takdirini bilmem. Bunu Allah takdir etmeseydi ben bunu yapardım gene. Allah muhafaza eylesin. Bunu Allah müsaade etmeseydi de ben yine yapardım. Ben Allah'ın takdirini makdirini dinlemem. Ben Allah'ın müsaadesini filan tanımam. Ben Allah'ın emrini tanımam. Allah ne karışacak bu işe? Bu işi Allah'ı karıştırma. Allah ne bilirmiş canım? Haşa. Bunların hepsi de küfür. Hepsinde de tecdid-i iman, evliyse tecdid-i nikah gerekli. Hepsinde de. Allah muhafaza eylesin. Melek ve hatta peygamber de şehadet etse yine inanmam. Filanca peygamber olsa ben onu tanımazdım. Bırak kardeşim veli. O peygamber olsa ben onun peygamberliğini tanımazdım. Bu normalde şey efendinin zamanında. Adam yani diyor ki o peygamber olsa ben onu yine tanımazdım diyor. Ya bir peygamberi tanımamak küfür diyorsun. Ya birisinin veliliğini kabul etmeyebilirsin. Ama o veli düşmanlığı var ya, o insanı küfre götürüyor. Asıl oradaki şey bu, sır o. O veli düşmanlığı var ya, veliye, şeyhe, dervişe, sufiye, mümine olan düşmanlığı onu küfre götürüyor. Diyor ki, o peygamber dahi olsa onun peygamberliğine inanmazdım. Hani birisi böyle namaza başlar, abdeste başlar, oruca başlar, kendince ibadetlerini yerine getirmeye başlar. Önceden serkeştir o. Başka bir kimse der ki, o peygamber olsa ben onun peygamberliğine iman etmem, kabul etmem. Küfre düşer o esnaf. Ya bırak adam tövbe etmiş, kendince bir yol tutturmuş. Allah mübarek eylesin. Veyahut da o kimse, Cenab-ı Hak ona millet velilik ihsan etmiş. İnsanlar da ona veli diye kabul etmiş. Yürüyorlar. Onun o veliliğine düşmanlık yapacak ya, yok o peygamber olsa onu kabul etmem. Allah muhafaza eylesin. Amin. Herhangi bir sünnet, o sünneti o kimseye diyorsun ki işte bunu yap, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetinin sünneti. O sünnete hakaret kastıyla diyor ki sünnet olsa yapmayacağım. Bakın sünnet de olsa yapmayacağım hakaret kastıyla. Ya bu sünnet-i Resulullah, yani ben bunu nefsim buna müsaade etmiyor. Ben nefsime uyuyorum. Bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum demek ayrı. Bu sünnet de olsa bunu yapmayacağım demek ayrı. Sünnet de olsa bunu yapmayacağım dediğinde hakaret var olmuş oluyor. Yapamıyorum diyecek. Acziyetini gösterecek. Yapmıyorum deyip de Allah muhafaza eylesin. Bu noktada hakareti göstermeyecek. Herhangi bir zikirle alakalı. Bunları siz de duyarsınız. La ilahe illallah benim karnımı doyurmuyor. Ne oldu şimdi la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim demekle? Veya ne oldu şimdi la havle ve la kuvvete demekle karnın mı doydu?
Allahu Ekber demek benim karnımı doyurmuyor. Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir ismini veya herhangi bir zikri şerifini söyleyip de bu benim karnımı doyurmuyor, bu benim işimi görmüyor, bu benim işimi halletmiyor, bu bunu halletmiyor. Adam diyor ki Allah'ın izniyle bu borcu ödeyeceğim sana. Bu Allah'la mallahla ödenmez. Haşa. Diyor ya, küfre düşmüş oluyor. O adam diyor ki Allah izin verirse bu işi ben sana yetiştireceğim, yarın teslim edeceğim. Ona diyor ki Allah'la mallahla haşa, bu diyor olmaz bu iş. Küfre düşmüş oluyor. Allah muhafaza eylese. Amin. Aynı şekilde ezanla alay etmesi, ezana hakaret edilmesi. Ülkemizde çok fazla olur ya bu tip şeyler. Adam ezana hakaret ediyor. Ezanla alay ediyor. Ezana hakaret ediyor. Ezana alay ediyor. Ezan okuyanlarla, okuyanlarla dalga geçiyor. Onlarla alay ediyor. Namaz kılanlarla dalga geçiyor. Onlarla alay ediyor. Namaz kıldıran imamla dalga geçiyor. Onlarla alay ediyor. Küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. İçki gibi haram olan bir şeye besmele ile başlamak. Yani o içki haram mı? Haram. O içki haram olduğu halde ona besmele çekmek. İşte uyuşturucu kullanmak haram mı? Haram. Ona besmele çekmek. Haram olan, Kur'an ve sünnetle sabit olmuş olan haram bir yiyeceğe, içeceğe, haram bir fiile alay olsun diye küçümsemek için besmele çekmek. Allah muhafaza eylesin. Bu da ne olmuş oluyor? Bu da küfür olmuş oluyor. Yine ben kıyametten korkmuyorum. Ama bunda alay etme noktası var. Ümit değil, alay. Veyahut da Cenab-ı Hakk'a acziyet isnat etmek. O açları doyuramaz. Allah zinayı önleyemez. Hadi içiyorum, Allah önlesin bakalım. Hadi ben küfrediyorum, Allah önlesin bakalım. Hadi ben dövüyorum, gelsin Allah seni kurtarsın, hadi bakalım. Hadi ben bunu yapmıyorum, Allah bunu yaptırsın, hadi bakalım. Allah'a acziyet isnat etmek. Hepsi de ne olmuş oluyor? Küfür olmuş oluyor. Yine alay etmek için kendisine alim süsü vermek. Alay etmek için kendisine derviş süsü vermek. Alay etmek için kendisine veli süsü vermek. Alay etmek için kendisine namaz kılan süsü vermek. Alay etmek için ezan okuyan süsü vermek ve böylece insanları güldürmek. Allah muhafaza eylesin. Bunların hepsinden ne oluyor? Küfür oluyor. Hasta inim inim iniyor. Ona tevhidi tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki aman tevhid çek. La ilahe illallah de. Cevap şu. Bir an önce benim canımı alsın da ister mümin olarak alsın, ister kafir olarak alsın. İster münafık olarak alsın. Alsın benim canımı bir an evvel. Küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Birisinin annesi, birisinin babası ölmüş, birisinin çocuğu ölmüş, birisinin eşi ölmüş, karısı ölmüş, sevdiği bir kimse ölmüş, üstadı ölmüş.
Yani çok o kimse böyle üzüntülü. Daha bundan başka bana ne yapabilirsin ki? Allah'a söylüyor. Babamı aldın, daha neyimi alacağım? Çocuğumu aldın, daha neyimi alacağım? Eşimi aldın benden, daha neyimi alacaksın? Birinin nişanlısı ölmüştü. Erkeğin kadın nişanlısı ölmüştü. Kadının cenazesinin üzerine nişanda giydiği elbiseyi koydular. Vardır ya bizde öyle. Vay evlenemedi, evlenecek gelinlik koyarlar şeyin üzerine, tabutun üzerine. Yok nişanlıydı, nişanlı öldü, işte nişanlı giydiği elbiseyi koyarlar üzerine. Adam öyle diyor. Nişanlısının tabutunun başından. Benim nişanlımı aldın. Benim goncamı kopardın. Daha benim neyimi alabilirsin ki? Daha benim neyimi koparabilirsin ki? Millet de diyor ki vah 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 ne seviyormuş bak nişanlısın ne seviyormuş. Hani insanlar da ne diyorlar ne seviyormuş. Küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine birisi birisine ey kafir diye seslense o da bunu kabul edip ne var deyip ona cevap vermesi. Küfür. Ona diyecek ki ben Müslümanlardanım. Ona diyecek ki ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerdenim. Eğer onu demezse ne olmuş oldu? Yine o küfrü kabul etmiş oldu. Allah muhafaza eylesin. Buradan devam edeceğiz gene. Çok uzun gidemedik. Geç kaldık. Az bir şey. Yaşlılık böyle bir şey artık. Böyle bir de insan bir arkadaş şöyle dedi. Dışarıdaki dersleri dedi. Tam böyle saatinde dakik gidiyorsun da dedi. Ama dedi Bursa'daki derslere dedi saatinde dakik gitmiyorsun dedi. Bir kardeşim birisi. Dedim Allah razı olsun. Demek ki dışarıda dedim gevşeklik vurmuyor, nefis vurmuyor dedim. Dışarıda öyle oluyor ama dedim demek ki dedim ben şey olunca ne o? Bursa'da olunca da dedim böyle oluyor demek ki dedim. Allah yesin inşallah. O yüzden geciktiğim için hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun inşallah. Biz artık bunu yavaş yavaş şeye vuruyoruz artık. Ne o? Yaşlılığa vuruyoruz. Anca yok namazı kıl, işte abdesti al. Allah yes. Evet, kısa hemen 2-3 soru alabilirim. Orada mikrofon yok hocam. Bendeki mikrofonun birini veriyorsun hocam. Normalde bu benim kendi yaşadığım bir şey. Yaşadığım iç dünyamda tenakusa düştüğümden bu soruyu sorma gereksinimi hissettim. Allah'tan isterken belirli bir dairemiz var. Sevdiklerimiz, üstadımız, ailemiz, derviş kardeşlerimiz, yakınımızdakileri kayırıyoruz. Ehli imanı kayırıyoruz. Müslümandan ziyade ben daha çok böyle ehli iman olarak bunu nitelendiriyorum. Fakat kalbimde sıkıntı yaratan bir husus var. O da şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hadis-i şerifinde diyor ki kim Allah için sever Allah için buğz eder. Kim Allah için alır, Allah için verir, Allah için öfkelenir, Allah için. Bunun diyor imanı diyor kemale ermiştir.
Ama şimdi bir yanda baktığımızda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin en çok yakın olan Hazreti Ebu Bekir'in Allah'ım benim bedenimi o kadar büyüt ki hiçbir insan cehennemde yanmasın. Hiçbir mümin. Mümin mi o? Anladım. Yani zaten tenakuz burada oluyordu. Biz bu noktada bütün insanlara dua etmek zorunda mıyız veya onlara? Yok. Böyle bir noktada içim, yani benim böyle düşündüğüm zaman içim sıkılmaya başladı. Adam Allah'a düşmanlık etmiş. Ben niye ona yani onun? O yüzden Hazreti Ebubekir'in o mümin olarak bilmediğimiz de. Evet. O normalde onun sözü hiçbir Müslüman girmesin. Ama normalde sözü çarpıtıyorlar. Belli kesimler, belli mihraklar, belli yerdeki belli kimseler onu böyle hani hiçbir insan girmesin diye nitelendiriyorlar. Bunu böyle bile bile kasıtlı nitelendiren kimse de küfre düşer. Ben mesela Allah-u Teala'ya, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, velilere, müminlere böyle söz söyleyen, ya fark etmez adam ne olursa olsun duamın gitmesini istemiyorum. Bu benim hakkım mı? Hakkımız, evet. Hazreti yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lanetlediklerine dua etmek de lanete girmek. Aslında ya bütün insanlığı kucaklayacağız böyle bir yok. Derdimiz yok o zaman. Zaten normalde bu ders bittikten sonra onu hazırlıyorum. Allah'ın lanetledikleri. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin lanetledikleri. Yeni bunun ardından gelecek olan ders o. Yani normalde insanlar Allah'ın neyi lanetlediğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin neyi lanetlediklerini görsünler. Ya evinin içerisinde lanetlik bir fiil var, farkında değiliz. İş yerinde lanetlik bir fiil var, farkında değil insanlar. Yani çok rahat mesela işte insanlar annesine babasına her türlü her şeyi söylüyor. Lanetlik. Veya bir kadın mesela çok rahat kocasıyla alakalı lanetlik şeyler söylüyor. Bir erkek eşiyle alakalı Allah lanet etsin dediği şeyleri söylüyor. Ama cehaletinden söylüyor ki ben oraya bağlıyorum. Ya ben oraya bağlıyorum diyor. Başka yere bağlasa insan bu sefer hani kendi kendine daha da şey oluyor. Bunun gibi. O yüzden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri vücudumu o kadar büyük ki hiçbir Müslüman oraya girmesin. Çünkü cehennem haktır. Cehennemdeki ceza da haktır. Ve ayetle sabittir. Bir Müslümanın kalkıp da hiç cehenneme hiç kimse gitmesin demesi Cenab-ı Hakk'ın takdirine riayet etmemektir. Şöyle de bir durum oluşuyor. Mesela adam için çok kolay bu. Bu bize yani bana bu çok dokunan bir şey. Geçiyor işte falanca Abdullah Efendi zamanında diyelim sizde yaşadığınızdan biz yaşamadık. Adam Abdullah Efendi zamanında düşmanlık etmiş. Düşmanlık etmiş alenen veya Çorum Hacı Mustafa Efendi zamanında veya daha eski zamanlarda. Allah'ın dostuna, o zamanki dergaha, o zamanki sisteme düşmanlık etsin. Kendisi o acıları görmediği için Allah'ım bunu da affet. Ya niye affet? Ben onu affetmek zorunda veya ona dua etmek zorunda değilim. O da zamanındaki müminlere, Müslümanlara düşmanlık etmiş. Zaten o normalde bir kimse bir Allah'ın dostuna, velisine düşmanlık ederse, düşmanlığı açıktan ederse, bir Allah dostuna, bir veliye açıktan ederse, o kimsenin iman üzerine ölmesi çok zor. Ondan helallık almadık. Çünkü o ondan bir şey görmemiş ya, hani ona zararı dokunmamış gibi geliyor ona. Ama Abdullah Efendi'ye dokunmuş. Ya bir, ama geçmiş Müslümana dokunmuş. Şimdi normalde bir kimsenin veliyim demesi kendince hakkı değil ya. Ama velev ki bir veli. Bir kimse veli bir zata açıktan düşmanlık ederse, açıktan ona karşı gelirse
O zaman açıktan düşmanlık edip açıktan karşı geldiğinden dolayı Allah'ın veli ismi şerifine düşmanlık etmiş oluyor. Allah'ın dostuna düşmanlık etmiş oluyor. Onun iman üzerine ölmesi biraz zor. Hep böyle bir sıkıntı oluyor. Yani acaba Müslümanlık daha geniş bir çerçeve ve hepsinin kurtulmasını istemek mi de ben sadece böyle duamı sınırlı tutuyorum veya kalbimi istemiyor mesela bunları yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin müşriklere, kafirlere, Hristiyanlara, Yahudilere, münafıklara laneti var. O zaman bizim bu noktada duamızı sınırlı tutmamız. Biz müminlere dua etmekle mükellefiz. Kim mümin, kim mümin değil bizi ilgilendirmez. O Allah'ın mücadelesi. Ehli iman desek biz olur mu? Ehli iman dedik mi mesele biter. Tamam, o kadar. Biz kim ehli imandır, kim değildir bilemeyiz. Biz, ben örneğin Ümmet-i Muhammed'e derim ya ben. Ben bir de ehli imanı Ümmet-i Muhammed çerçevesinde sınırlarım. Çünkü ehli iman denilince şimdi insanlar Hristiyanları da Yahudileri de hepsini koyuyorlar. Ben onun o kategoriyi bildiğimden beni ilgilendirmiyor. Bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin peygamberliğine ve son peygamberliğine ve onun bütün getirdiği hükümleri iman eden kimse benim için ehli Muhammed ümmeti. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin peygamberliğini kabul edecek, getirdiklerini kabul etmeyecek. Aldatmaca var burada. Evet biz onun peygamberliğini iman ediyoruz, peygamberliğini kabul ediyoruz ama Evren Esoğlu da o da Resul. Onun da Resullüğünü iman ediyoruz. Yok kardeşim. Sen nasıl ayıracağız bunları? İman etmiyor. Ben normalde ben o yüzden diyorum. Kim? Bakın bunu böyle açık söylüyorum. Açık ve net söylüyorum ben böyle. Bir kimse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi ben öyle kabul ediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliğine ve son peygamberliğine ve peygamberliği boyunca getirdiklerine iman etmek olarak görüyorum. Adam normalde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliğini kabul etti ama getirdiklerini kabul etmedi. Onun peygamberliğini kabul etti ama sonradan bir Resul geldi. Kim? İşte Evren Esoğlu. İşte o da bir peygamber. Kim? X kimse. Yok kardeş. O Muhammed ümmetinden değil. O ümmet-i Muhammed'den değil. Kur'an'dan bir hükmü inkar etti. Ümmet-i Muhammed'den değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin getirdiği mütevatir hükümlerden birisini reddetti. O Muhammed ümmetinden değil. Örneğin zanilerin rejim edilmesi mütevatir bir meseledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zina eden kadınları, zina eden erkekleri rejim etmiştir. Zinanın İslam hukukunda karşılığı ölümdür. Evli bir kadın, evli bir erkek, herhangi bir kadın veya erkek zina eder ise evli olanlar rejim edilir, öldürülür İslam hukukuna göre. Bunu Kur'an'da yok deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hukukuna riayet etmemek, bunu yok kabul etmek mütevatir bu. Muhammed ümmetinden çıkarır insan. Bu ilim değil. Bakın bu ilim değil. Eğer Kur'an'da bu yok dersek namazların rekatları da yok Kur'an'da. Kur'an'da bu yok dersek zekatın miktarı da yok Kur'an'da. Kur'an'da olmayan hanımının teyzesinin de nikahını almak Kur'an'da yok. O zaman bunun ucu kaçıyor.
Yani işte ya rezmedilmemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. İban'ın namazların vakitlerini söyle. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir namaz vakitleri var mı? Açık sarih yok. Bana Kur'an'da secdenin nasıl olacağını da tarif eden bir ayet var mı? Yok. O zaman secdeyi de mi kafamıza göre yapacağız? Namazın nasıl kılınacağına dair Kur'an'da bir ibare yok. O zaman namazı kafamıza göre mi kılacağız? Kime göre namaz kılacağız? Kimin aklına göre namaz kılacağız? Ya işte hırsızlıktan dolayı el mi kesiliyor? Evet. Git kendine din ara. Dini değiştirmeye çalışma. Git kendine din ara. Git ara din. Ben İslam'ın böyle olduğunu düşünemiyorum. Böyle eşcinseller öldürülür. Böyle. Eşcinseller lanetlik bir iş yapmış olur. Böyle. Zina edenler, komşularıyla zina edenler lanetliktir. Bakın zina etmek ayrı günah kebairdir. Komşunla yapmak o günah kebairi arttırır. Zina etmek günah kebairdir. Eyvallah. Ama komşunla yapmak daha büyük günah kebairdir. Lanetliktir. Hüküm bakın değişti, farklılaştı. O yüzden normalde Kur'an ve sünnet-i Resulullah. Ne diyorsa o. Temelde. İmanla alakalı. Şimdi aldatmaca o. Dikkat edin. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman ettik. Getirdiklerine? Getirdiklerine. O kimse getirdiklerine de iman edecek. Son peygamber olduğunu iman edecek. Bunlar günün hastalıkları. Hakkınızı helal edin. O zaman bize bir dua çerçevesi çizer misiniz? Kimlere dua ederim? Yani en azından siz kimlere dua ediyorsunuz? Ben duam açık benim. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Bak ben bu kelimeleri kullanacağız. Yaptığım dualar meydanda. Ümmeti Muhammed. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Amin. Bereket ihsan eyle. Amin. İman ihsan eyle. Amin. Hidayet ihsan eyle. Amin. Birlik ve beraberlik ihsan eyle. Amin. Kur'an ve sünnet-i Resulullah sımsıkı yapışmayı nasip eyle. Amin. Birbirlerini sevenlerden eyle. Amin. Allah'ı sevenlerden eyle. Amin. Habibini sevenlerden eyle. Amin. Allah dostlarını sevenlerden eyle. Amin. Amin. Önzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftali zikir fâlemennâhû. Fatiha ma sallallahu aleyhi ve sellem.